üstünde testi bıçak elimi kesti. Masayı üstünde testi bıçak elimi kesti. Derenin kıyısına devrim devrim devrim. Ne oldu lan? Evet, merhabalar, selamünaleyküm arkadaşlar. Hacı Hamza Dar'ın herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler, hayırlı işler dileyelim. Evet, şöyle geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beyaz güvercini yıkatıyoruz. Geçen gün ilk durumda bir yük yüklemiştim arkadaşlar. Ham madde komple siyah kömür tozu gibi bir şeydi, boyaymış. sızan şeyler hep arabanın her tarafına sardı. Böyle siyah siyah lekeler oluşturdu. Bakalım burada arkadaşımız şu anda ilaçlıyor. Evet, ilacıyla beraber arkadaşlar o siyah lekeler akmaya başladı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi köpükler sızmaya başladı. Köpükler sızıyor. Şu tarafa
Evet arkadaşlar, geçenki yüklediğim yükten sonra böyle bir sıkıntı yaşadık. Her tarafa yapıştı toz, siyah toz. Boya mıydı, kömür tozu gibi bir şey, ham maddeydi ama. Böyle arkadaşa ikinci defa yıkatıyoruz. Gördüğünüz gibi hala da çıkmıyor. Sıcak suyla yıkanacak. Bakalım bir sıcak sulu yer bulup orada yıkatırız bir daha tekrardan inşallah güzel bir şekilde. Arkadaş elinden geleni yapıyor, fırçalıyor, bilmem ne yapıyor ama ne kadar yaparsa yapsın yağlı bir şey olduğu için tam da soğuk suyla çıkmıyor. O yüzden sıkıntı. Yaz olsa çıkardı. Branda sıcak olsaydı ama şimdi kışın malum branda da katır katır. Bu arada takografımızı da dinlendirmiş olduk. Şimdi çıktık mı? Çok geç kaldık bugün ama neyse, yapacak bir şey yok. Çok geç kaldık ama yapacak bir şey yok. Hayırlısı. Evet arkadaşlar, çıkışta görüşürüz. Bu ikinci yıkama. İkinci tür yıkama dorseyi. Gene de yok. Nalet büyük yükledik, nalet. Evet arkadaşlar, biraz da böyle Atkaracalar istikametine doğru devam edelim bakalım. Şu camı bir yıkayalım. Güzel bir şekilde. Kendimize bir kahve suyu yapalım, koyalım arkadaşlar. Şu kemeri şöyle bir alayım ben. Boğazıma battım. Kemerden ileri geri kurtaramıyorum arkadaşlar. Şu kolçağı da kaldırayım. Şöyle bir kahve suyu koyalım kendimize. Şöyle alayım da ıslamayalım. Volvo 500 gidiyor. Bir de bunu alıp deneyeceğim ilerleyen zamanlarda. Bir de bu Volvo 500'ü alıp deneyeceğim ilerleyen zamanlarda. Borcu bitireyim. Hobiye çevirecek bu işi artık. Hobiye çevirecek. Hobi. Taktım. Bugün günlerden salı gazeteden baktım falı. Bugün günlerden salı gazeteden baktım falı. Almıyor musun beni? Ey gidi koca karı, almıyorsun, almıyor musun beni? Ef fıstığını sapsarı döküldü boncukların. Ey gidi koca karı, dıvrım 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 dıvrım. Masayı üstünde testi bıçak elimi kesti. Masayı üstünde testi bıçak elimi kesti. Derenin kıyısına dıvrım 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 dıvrım. Ne oldu lan?
Erol. Oldu lan, çakmaklıktan bir duman çıktı. Şurada bir durayım bakayım az. Evet arkadaşlar, bizim çakmaklığın kafası erimiş. Şurası. Neymiş? Burayı daha kullanmayacağız. Buna ayrıyetten bir kablo çektireceğiz arkadaşlar şimdi. Buradan bayağı bir duman çıktı. Az daha çatılı yakıyorduk. Çatılı bırak, arabayı yakacağız. Ya sıfır arabayı yakacağız az daha ya. İçmeyelim kahve mavi. Allah Allah, içmeyelim. İçmeyelim. Aa, bunu da takayım yerine. Bunu da takayım yerine. İçmeyelim kahve. Allah Allah. Az daha yakıyorduk ortalığı arkadaşlar. Az daha ortalığı yakıyorduk. Kettle var ya, kettle. Kettle'ın kafa. Duman çıkmaya başlayınca baktım lan, dedim ne oluyor ya. Kettle'ın kafayı bari bunu şey yapacağız, değiştireceğiz dediğim gibi. Bunu ayrıyetten bir kablo çektireceğiz. Öteki araçlarda yaptığımız gibi. Az daha yanıyorduk ya. Az daha yanıyorduk ya. Kettle bizi mahvedecekti ya. Arkadaşlar daha önce dediydiler ya, bu abi bu kettle ağır gelir falan filan. Denedim işte, böyle bir şey değildi ama kettle'ın çakmaklığı ağırlığı değil de şey, kettle'ın kafa, kablonun kafalık şey geldi. Sıkıntılı geldi. Ama halledeceğiz.
Buraya bir fiş taktıracağız hemen. Şekerler tesislerine doğru. Şu anda devam ediyoruz. Tuna Petrol diyor. Kaldık çaysız ha ya. Aha kaldık çaysız ya. Günlerimiz vardı ey gidi koca karı. Burada da vardı 12 volt bu. 12 volt şurada da var 12 volt. 24 volt olan bir tek bu vardı. Buna da takıyorduk. Şimdi arkadaşlar böyle şeyler araçlarda sıkıntı olabiliyor. Elektrikli malzeme araç düzgün olsa da elektrikli malzemenin yapılan sistemi zayıf oluyor bazen. Bazen kablosu ince oluyor. Bilmem ne oluyor. Kafadaki plastik sıkıntılı oluyor. Yani aracın yanma ihtimaline kadar gidebilir arkadaşlar böyle şeyler. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Ben hemen baktım az bir duman çıkıyor gibi oldu. Kaldırdım baktım kettle'dan mı çıkıyor diye. Baktım kafalıktan geliyor hemen çektim aldım ama tabi ne kadar çekersen çek olacak olan oluyor. Kurşunluya 12 kilometre var diyor arkadaşlar. Sis bulutunun içine girdik gene. Yine sus bulutunun içine girdik. Neyse arkadaşlar, Kurşunlu'da görüşürüz. Evet arkadaşlar, Kurşunlu'ya doğru ilerliyoruz. Önümüzde de polis amcalar var. Evet, Kurşunlu'dayız arkadaşlar. Kurşunlu'ya doğru devam ediyoruz. Telefon geldi malum. Telefona bakmak zorunda kaldık. Birader aradıydı. Mesela jandarma amcalar vardı az önce önümüzde. Jandarma trafik. Evet üstten aşağı saldım arkadaşlar ben. Burada genelde gaza basmadan burayı atlıyor araba. Dur bakalım. Atlayacak mı? Büyük bir ihtimal atlayacak yani. Burada akıntı güzel. Hani şöyle. Buradan sonra daha zaten bayağı bir süre gaza basmıyorsunuz arkadaşlar. Burada araba kendiliğinden akıp gidiyor. Ya Rabbi şükür deyip devam. Ama şu şey işi hiç iyi olmadı. Bu vites işi
Arkadaşlar hiç iyi olmadı. Vitesi kavrayacaksın, kavrayacaksın. Düğüm kavrayamıyorum buradan. Aa bu kolçağı kavrayan buradan ha bunu. Bunu kavrayan burada. Bu tur aracın oranını hiç düşüremedim ya. Niyeyse ben anlamadım yani. Bir anormallik var bu işte ama dur bakalım. Hayırlısı. Bırakıp gidiyor. Bırakı veriyorum buradan aşağı. Kendi kendine gitsin. Nerede la bir hapçuğumuz daha vardı. Onu da içeceydik ya. Bir hapçuğumuz daha vardı. Elektrikleri söndürelim de ceyran parası gelmesin. Elektriğe zam geldi bu ara zaten. Taksici dayı geç daha geç. Şimdi bak önüme engel geliyorsun bana şurada adamın arkasına dayanır engel olursun bana ya. Yakalayamadım seni sinek. Buraya kadar aktı geldi araba da buradan sonra şurada azıcık bir gaz basacı bu. Olmayaydı ama oldu yapacak bir şey yok. Ha bıraktım. Araba gızı bağ gaz pedalını bıraktı. Bıraktım ha. Böyle akıp gidelim.
Şimdi arkadaşlar, deminki dediğim şey olay, bize yamuk yaptıklar dediğim olay, sabahın saat 5'inde 5.30'unda depodan çıktık. Normalde dün gittiğim zaman ben yükleseydim günüz saat 3'te 4'te çıkacaktım. En geç 5'te 6'da çıkacaktım. Sabah saat 4'e 5'e Samsun'da olurdum. Veya 6'ya, neyse 12 saat sürüyor diyelim. İstirahatlerle beraber 12 saat hesaplayalım. Sürmüyor da 12 saat hesaplayalım. Biraz seri gittiğin zaman. Yani sabah saat 9'a 10'a kadar da yükümü boşaltıp direkt Boyabat'a geçip yükleyip geri dönmeyi düşünüyorduk. Öyle planlarımız vardı. Ama bize bir madik attıkları için orada böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Bugün ölmem yarın gelmem hesabı oldu bizimkisi de. Olsun, sıkıntı yok. Biz elimizden gelen mücadeleyi verdik. İnsan gibi dürüst bir şekilde çalışıp çabalayıp işimize gücümüze bakmaya çalıştık ama bize yamuk yapanlar utansın. Biz niye utanalım? Zaman gelir, gene iş düşer. Kaç senedir mücadele veriyoruz biz. İki tane ite, çakala, köpeğe bizi değişmeye kalktılar. Bu it, köpek, çakal bir ara çekilir. İşin iyi zamanında, bol zamanında. O zaman her şey çıkar ortaya. Hayırlısı diyelim. Kimse aç kalmaz, açıkta kalmaz. Herkes işini gücünü takip ettikten sonra sıkıntı yok kardeş. Biz dürüstlükten taviz vermeyip yolumuza devam edeceğiz.